Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTYT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde açı konusundaki merkez ve çevre açı testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda yay ölçüsü verilmiş 80 derece. Merkez açı var burada. Merkez açıdan dolayı gördüğü yayın ölçüsüne eşitli 80 derece. Şurada da bir çevre açı var. X çevre açı yarısına eşitliği yani burası da 40 derece yapar. E o zaman ne oldu? X artı Y isteniliyor. 40 artı 80'den Cevabı 120 derece olarak buluruz. Cevap 120. Geldik örnek 2'ye. Merkez açı var. Gördüğü yay. Açı ve yay ilişkisi bizim için önemli. Hemen şuraya 130 derece yazdık. E burada da bir çevre açı var. 130 ise burası denildi. nedir direkt? 65 derecedir. Yani çevre açıdan 65 çıktı. Geldik 3'e. Çevre açı var burada. 15 ise gördüğü yay. Açı ve gördüğü yay ilişkisi bizim için önemli. 30. 25 ise gördüğü yay direkt 50 derece yapar. X'e e baktığımız zaman da X burayı görüyor. Bu yay yani 80 dereceye görüyor. Merkez açıdan dolayı x'i de böylelikle 80 derece olarak buluruz. Üçüncü soruda. Geldik dördüncü soruya. Dördüncü soruda şurada bir çevre açı var. Gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. İki katına eşitti. Yani 110 ise burası 220'dir. Bir çemberin ölçüsü 360 derece. 360'a tamamlayan açısı 140 derece yaptı. Evet buradaki yayın ölçüsü 140 yaptı. Bir de burada merkez açı var. Ee, gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. Yani x'i kaç buluruz? 140 derece olarak buluruz örnek 4'te. Geldi örnek 5'e. Bak, çevre açı var burada. Açı ve gördüğü yay. Hemen 50'yi yapıştırırız buraya. Sonra AB'yi çap demiş. E o zaman ben çapı kullanacağım. Hocam burası çapsa çap çemberi 2 eşit yarıya ayırır. Yani burası 180 derece olmak zorunda. E 50'si buradaysa buraya ne kalır? 130 kalır. E, 130'a baktığımız zaman da 130'u gören bir çevre açı var. Hemen yarısı 65 derece yapar. Yani x e 65 derece olarak buluruz. Geldi örnek 6'ya. Açı ve gördüğü yaylara bakıyoruz hemen. 20 ise gördüğü yay 40. X ise 2X. 50 ise 100. 80 ise 160 yazdık. E, çemberin ölçüsü 360 derece. 160, 40 daha. 200, 300 burada. O zaman buraya ne kaldı? 60 kaldı. E, 2X 60 ise X ile böylelikle kaç buluruz? 30 derece olarak buluruz. Yani örnek altıyı 30 derece bulduk. Ve böylelikle bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda. Merkez açı ve çevre açı ile ilgili kazanık testinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.